neredesin Berk ya? Alo. Alo. İyi akşamlar Dilmuş teyze. Aa, sen miydin cancağızım? Ben de dedenden telefon bekliyordum. Ya benim Dilmuş teyze, Berk'e soracaktım. Telefonu kapalı, ulaşamadım da. Evde mi acaba? Vallahi haberim yok kızım. Sabah en son seninle gördüm. Bir daha da görmedim. Siz konuşmadınız mı sonra? Yok, konuşmadık. Ne aradı ne sordu. Ben ona hamile olduğumu söyledim, onun yaptığına bak. Neden böyle yapıyor anlamadım. Öyle toysunuz ki. Çok basit kızım. Erkekler iki şeyden korkar. Bir evlilikten, bir de bebeklerden. Ama ben bu bebeği tek başıma yapmadım ya. Ben neler ummuştum oysa. Kafam çok karışık Dilmuş teyze. Sakin olup bekleyeceksin kızım. Düşünecek, taşınacak. Doğruca sana gelecek, bak gör. Sadece baba olacağı fikrine alışması gerek. Ya. Mehmet, nesi varmış Gökhan'ın? Ne oluyor, anlatmayacak mısın? Ne olacak işte, kadınca bir dengesizlik daha. Mehmet, artık seninle hiçbir şey konuşulmuyor. Bu yüzden de ben sen normale dönene kadar konuşmamayı tercih ediyorum. İyi. İyi? İyi. Anneciğim, ne? Uyumadın mı sen daha, yaramaz? Ne? Cin gibi misin sen? Uyu be anneciğim. Hadi uyu annem. Tatlım. Uyu bakalım. Annem gelsin. Annen yakında gelecek hayatım. Üzülme, tamam mı sen? O da seni çok özlüyor. Hadi kardeşine bak, tamam mı? İyi geceler canım. Ben oğlum olmadan yaşayamam Gümüş. Artık hakim ne derse o olacak. Hatta bence dışarıda görüşmeleri bile yasaklanmalı. Yalıda görmeli oğlum. Gümüş Hanım, size yalvarıyorum. Karımın akıl sağlığı için buna ihtiyacı var. Mehmetcan'ı iki dakikalığına bile olsa buraya getirir misiniz?